Merhabalar. Bu tarifimizde meşhur gün salatası veya bir başka deyişle etimek salatasını işleyeceğiz. Oldukça lezzetli, güzel bir salata, değişik bir salata olacağına inanıyorum. Hemen malzemelerimize geçiyoruz. Közlenmiş patlıcanım var. Siz irdene, ufaklığına, büyüklüğüne bakarak ben 3-4 tane orta boy patlıcandan elde ettim. Onun ayarını yaparsınız. Bir demet ince kıyım maydanozum, 4 adet kapya biberim var, şerit dilimledim. Bir kase süzme yoğurdum var, 50 gram kadar tereyağım, baharat grubu olarak sumağım, kırmızı acı pul biberim, tuzum, 8-10 diş sarımsağım var, bir çay bardağı zeytinyağım ve 10-12 kadar etimeğim var. Siz bunu kuracağınız borcama göre etimek sayınızı ayarlayacaksınız. Birazdan göreceğiz. Şimdi yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak etimeklerimizi, benim borcamım bu. Dediğim gibi siz borcamınıza göre etimek sayısını ayarlarsınız. Borcamımıza etimeklerimizi taban yaparak, gördüğünüz gibi tabanına dizerek başlıyoruz. Borcamla etimeklerimi dizdikten sonra karıştırma kabımda közlenmiş patlıcanlarım mevcut. Üstüne maydanozumu veriyorum. Köz biberlerimi veriyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Harmanladıktan sonra şöyle bolca sumağımı bırakıyorum. Tuzumu yeteri kadar veriyorum. Arkaya bir çay bardağı zeytinyağımın yarım çay bardağını döküyorum ve salatamı tekrar şöyle bir güzel harmanlıyorum. Borcamıma tabanla dizdiğim etimekler ve hazırladığım iç. Şimdi içimi etimeklerin üstüne güzelce yayıyorum. Evet, borcamındaki etimeklerin üzerine güzelce iç harcımı, patlıcanımı, köz biberimi, sumağımı, karışımımı verdim. Güzelce bir katman oluşturdum. Şimdi daha önceden hazırladığımız sarımsaklı süzme yoğurdumuzla patlıcanlarımızın üstünü güzelce kapayacağız. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi yoğurdumuzla olduğu gibi patlıcanımızın üstünü kapladık. Şimdi bunu üstünü güzelce streçliyoruz ve bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Soğuması, kalıplaşması için. Evet, şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Az bir şey sarımsağımız vardı. Onunla beraber şöyle bir güzel döndüreceğiz. Salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Evet, kırmızı pul biberimi de şöyle bir güzelce bıraktım. Tereyağımı şöyle biraz kızdıracağım. Buzdolabından çıkarttığım etimek salatama veyahut da gün salatası diye tabir ettiğimiz salataya bir güzel gezdireceğim. Evet, mis gibi sarımsağım koktu. Yağdan alma zamanım geldi. Şimdi dolaptan çıkarttığım salatamın üstüne gezdiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi salatam da mis gibi dolapta dinlendi. Yağımı da şöyle bir ince gezdiriyorum ve afiyetle tüketime alıyorum. Evet, gün salatası, bir başka deyimiyle etimek salatamızın sonuna geldik.
Beğeniye tıklamayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalınız.